Merhaba, İnceleme Koya hoş geldiniz. Bu videomuzda Oppo'nun orta üst segmente konumlandırdığı akıllı telefon serisinin ortanca üyesi Oppo Reno 5 inceleme konuğumuz oluyor. Bildiğiniz gibi Oppo Reno serisi üst seviye akıllı telefonlara yakın özellikler ve tasarım detaylarını daha uygun fiyat etiketinde sunuyorlar. Bu senede Oppo Türkiye'de Reno 5 ve Reno 5 Lite modelleriyle karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu videodan sonra Oppo Reno 5 Lite modelinin incelemesi inceleme koda yayında olacak. Bu videolardan haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi dilerseniz gelin Oppo Reno 5'in detaylarına hep birlikte daha yakından bakalım. Oppo Reno 5, Oppo'nun Find serisinden esinlenen ve Reno serisinde klasikleşmiş tasarım dilini yeni renk seçenekleriyle birlikte sürdürüyor. Ön yüzeyindeki kamera deliğine sahip olan ekran oldukça ince ekran çerçeveleriyle dikkat çekerken, telefonun arkasındaki alt alta kamera dizilimi ve hafif kamera çıkıntısı da Reno 5'in tasarımını oldukça şık kılan detaylardan biri. Reno 5, ışıltılı gümüş ve parlak siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. Bizim incelediğimiz model ışıltılı gümüş olarak adlandırılan renk seçeneği. Bu modelde Oppo'nun Pegasus kaplama adını verdiği bir arka yüzey kaplamasına yer veriliyor. Bu kaplama hafif pürüzlü ancak telefonu elde tutmayı daha kolaylaştıran bir yapıya sahip. Aynı zamanda telefon tasarımsal olarak da daha şık görünmesini sağlıyor. Işıltılı gümüş renk seçeneği ışığın açısına göre birçok farklı renge bürünüyor ve böylelikle telefon her kullanımınızda sanki farklı bir renk kullanıyormuşsunuz izlenimi yaratarak yine elinizde oldukça şık bir görüntü yaratıyor. Tabii bu arka yüzeydeki Pegasus kaplama bazı kişileri rahatsız edebilir. Elde tutuş hissiyatı kişiden kişiye değişecektir. Eğer bu kaplamanın sizi rahatsız edebileceğini düşünüyorsanız telefonun kutu içerisinden çıkan şeffaf kılıfı kullanabilirsiniz. Diğer yanda da parlak siyah renk seçeneği var. Parlak siyah renk seçeneği de yine gelen ışınlara göre hafif oynayan rengiyle beraber oldukça şık ve daha asil bir görüntü sunuyor. Parlak siyah renk seçeneğinde arka yüzeyde Pegasus kaplama yok. Zaten her iki renk seçeneğini de inceleyip kendinize uygun olanı tercih edebilirsiniz. Oppo Reno 5'in 6.4 inçlik Full HD Plus çözünürlüklü ince çerçeveli AMOLED ekranı günlük kullanım için oldukça güzel. Sadece günlük kullanımda değil aynı zamanda dizi film izlerken ya da oyun oynarken de bu segmentte bir akıllı telefondan alabileceğiniz en iyi ekran deneyimini sunan modellerden biri. Aynı zamanda 90 Hz'lik tazeleme hızıyla birlikte de Oppo Reno 5'in ekranında arayüzde gezinmek de keyifli ve akıcı. Oppo Reno 5 modeli kutu içerisinden de ekran koruması uygulanmış bir şekilde çıkıyor. Yani ekran korumasını tercih ediyorsanız bu telefonu aldıktan sonra üstüne tekrar bir ekran koruması yaptırmanıza gerek yok. Oppo Reno 5'in parmak izi okuyucusu da ekrana gömülü bir şekilde geliyor. Ekrana gömülü parmak izi okuyucuları artık alıştık ancak Oppo Reno 5 modelindeki avantajı parmak izi okuyucu alt çerçeveye daha yakın olduğu için tek elinizde telefon kilidini açarken parmak izini okutmanız daha pratik oluyor. Pek tabii telefon yazılımsal olarak yüz tanımayı da destekliyor. Teknik özelliklere gelecek olduğumuzda Oppo Reno 5 modelinde Qualcomm'un Snapdragon 720G işlemcisine yer veriliyor. Bununla birlikte bu işlemci Adreno 618 grafik işlemcisi eşlik ediyor. Oppo Reno 5 performansıyla bulunduğu fiyat segmentinde tatmin edici bir model. Aynı zamanda birçok oyunda rahatlıkla oynayabileceğiniz, arayüzde akıcı bir şekilde gezinebileceğiniz sınıfının iyi akıllı telefonlarından biri. Telefonda 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına da yer veriliyor. Kamera yeteneklerine gelecek olduğumuzda telefonun 64 megapiksel çözünürlüklü f1.7 diyafram açıklığına sahip bir ana kamerası mevcut. Bu ana kameraya 8 megapiksel çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüklü makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüklü mono kamera eşlik ediyor. Toplamda 4 arka kameraya sahip olan telefon bulunduğu fiyat segmentinde keskin ve net fotoğraflar çekebiliyor. Aynı zamanda düşük ışıkta da verdiği fotoğraf sonuçları bulunduğu fiyat segmentine göre tatmin edici. Telefonun ön tarafında ise 44 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası mevcut. Yine ön kamerada tıpkı arka kamera gibi keskin ve net fotoğraflar çekmeyi başarırken düşük ışıkta da sınıfının beklentilerini karşılıyor. Video konusuna gelecek olduğumuzda Oppo Reno 5 modeli arka kamerayla 4K 30 fps video kaydı yapabiliyor. 60 fps video kaydı bu modelde bulunduğu segmentten de dolayı mevcut değil. Video tarafında evet belki beklentilerinizi karşılayacaktır ama
Zaten bu fiyat segmentindeki bir akıllı telefondan çok iyi bir video performansı beklememek gerekiyor. Telefonun video tarafında da yine bulunduğu fiyat segmentine göre tatmin edici sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Batarya konusuna gelecek olduğumuzda Oppo Reno 5 modelinde 4300 mAh kapasiteli bir batarya mevcut. Aynı zamanda 50 Watt hızlı şarj desteği sayesinde de Reno 5'in bataryası zaten hızlıca doluyor. O yüzden hem telefonun tam pili bir gün, 1,5 gün rahatlıkla işinizi görürken hızlı şarj olabilmesi de telefonu tekrar yarım saat içinde bile bir güne yakın süre kullanabileceğiniz hale getiriyor. Özetleyecek olursak, Oppo Reno 5 orta üst fiyat segmentinde tercih edebileceğiniz akıllı telefon modellerinden biri. Şu anda Reno 5 modelini ortalama 4500-5000 lira fiyat aralığında satın alabiliyorsunuz. Reno 5'in güncel fiyat etiketini görüntülemek ve dilerseniz satın almak için videonun açıklama kısmındaki linke göz atabilirsiniz. Siz Reno 5 hakkında ne düşünüyorsunuz? Aynı zamanda Reno 5 Lite incelemesi için de kanalımıza tekrar abone olabileceğinizi hatırlatalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.